Günümüzde giderek artan hareketsizlik ve kalori içeriği yüksek beslenme alışkanlığı, karaciğer yağlanmasının hızla yaygınlaşmasına neden oluyor. Çocuklarda ve 40 yaşın altındaki erişkinlerde organ nakli gerektiren karaciğer yetmezliğinin en hızlı artan sebebi olan bu hastalık ülkemizde her 4 kişiden birini tehdit ediyor. Üstelik karaciğer yağlanmasının genellikle belirti vermeden ilerlediğine dikkat çeken Acıbadem Fulya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Ozan Kocakaya şu önemli uyarılarda bulunuyor: Karaciğer yağlanmasına zamanında müdahale etmek yaşamsal öneme sahip. Çünkü yağlanma miktarı arttığında karaciğerde iltihap oluşabiliyor. Bu iltihaplanmada karaciğer yetmezliğine hatta karaciğer kanserine bile neden olabiliyor. Dolayısıyla hiçbir yakınması olmasa bile risk faktörü olan her bireyin yıllık Yağlanma için risk faktörü bulunmayanların ise yaşlarına uygun olarak önerilen rutin check-up programları dahilinde taramalara tabi tutulmaları karaciğer yağlanmasının erken teşhis edilmesi için çok önemlidir. Bu risk faktörlerine dikkat. Karnımızın sağ üst tarafında bulunan karaciğer kandaki toksinleri temizlemek, vücudun detoks sistemine yardımcı olmak ve safra salgısı üretmek gibi önemli işlevleri üstleniyor. Protein, karbonhidrat, yağ ve vitaminlerin yanı sıra ilaçların da vücutta işlem görmesine yardımcı olan, kanın pıhtılaşmasında da rol oynayan karaciğerin 500'e yakın görevi bulunuyor. Karaciğer yağlanması bu organı oluşturan hücrelerin içinde yağ birikimi olarak tanımlanıyor. Karaciğer yağlanmasında alkol kullanımı önemli rol oynasa da her yağlanma bu sebepten kaynaklanmıyor. Karaciğer yağlanması iki şekilde karşımıza çıkıyor. Karaciğerde henüz iltihabi hasar başlamamış olabiliyor veya karaciğerde iltihabi durum da gelişmiş olabiliyor. Bu tabloya da yağlı karaciğer iltihabı deniyor. Aşırı kilo, diyabet, yüksek kolesterol ve bazı tedaviler karaciğer yağlanmasına neden olan faktörleri oluşturuyor. Tanı genellikle tesadüfen konuluyor. Karaciğerde yağlanmanın genellikle belirti vermediği için ancak başka nedenlerle yapılan tetkikler veya sağlığın sürdürülebilmesi için yapılan düzenli taramalar sırasında tespit edildiğini ifade eden Doktor Ozan Kocakaya şöyle devam ediyor: "Karaciğerde yağlanmanın tanısı muayene ve üst karın ultrasonografisi ile konuyor. Tanı konulduktan sonra karaciğerde iltihap olup olmadığı, karaciğerin işlevlerini yerine getirip getirmediğini tespit edebilmek için çeşitli testlerin yanı sıra Ultrason, tomografi ve MR gibi görüntüleme yöntemleri kullanılıyor. Bazen karaciğer biyopsisi de gerekebiliyor. Bu durumda ince bir iğne ile küçük bir karaciğer dokusu alınıp hücreler mikroskop altında inceleniyor. Böylece hasarın boyutu, iltihabın düzeyi ile ilgili bilgiler ediniliyor. Zamanında müdahale edilmeyen yağlı karaciğerde oluşan karaciğer iltihapları ilerleyerek siroz adı verilen ciddi ve geri dönüşü olmayan hastalığa neden olabiliyor. Sirozun bacaklarda şişlik, karında sıvı birikimi, nefes darlığı ve yorgunluk şeklinde belirtilerle kendini gösteriyor. Siroz ya da karaciğer yetmezliğine ek olarak yağlı karaciğerde iltihaplanma, kimi zaman siroz gelişiminin öncesinde dahi doğrudan karaciğer kanserine yol açabiliyor. Bu nedenle yağlı karaciğerlere bağlı iltihabi hasarı olanlar düzenli aralıklarla doktora görünmeli, karaciğer işlevlerini ve yapısını kontrol ettirmelidir. Karaciğer yağlanmasında tedaviyle sorunun ilerlemesi durdurulabiliyor. Var olan yağlanma tamamen geriletilebiliyor. Tedavide hedef bu tabloya neden olan etmenlerin ortadan kaldırılması, hastaların kilo vererek ideal kiloya ulaşmalarının kan şekeri düzeyinin kontrol altında tutulmasının ve kolesterol düzeyinin düşürülmesi önemlidir. Hasta karaciğerini yoran bir tedavi kullanılıyorsa bu tedavi de kesilebiliyor. Tüm bu önlemler hem karaciğerin yükünü hem de kalp hastalıkları ve felç riskini azaltıyor. Karaciğerde yağlanma problemi yaşayan birçok hasta da yaşam tarzında yapılacak olan değişimler etkili oluyor. Karaciğer yağlanmasının önüne geçmek için Meyve ve sebzeden zengin beslenmek gerektiğini vurgulayan Doktor Ozan Kocakaya, un, şeker ve hayvansal gıdaların kısıtlı alındığı Akdeniz tipi beslenmenin, düzenli egzersiz yapmanın ve aşırı alkol tüketiminden kaçınmanın yağlanmanın düzelme sürecini hızlandıracağını belirtiyor.